Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz Tanım hoş geldiniz. Bugünkü soru çözüm videomuzda daha önce size anlatmış olduğum çarpanlar ve katlar, üssü sayılar ve karekükle ifade ile ilgili yani bu üç konuya ilgili soru çözüm videomuz var. Karma soru çözüm videomuz var. Sizin yapmanız gereken tek şey bu soru çözüm videosunu güzel bir şekilde dinleyip not tutmanız. Hepinize başarılar diyorum arkadaşlar ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar soru çözüm videomuz başlıyor ve birinci sorumuz şöyle. Diyor ki x eksi 1 ve y artı 3 sayıları aralarında asaldır. x eksi 3 bölü y artı 3 15 bölü 24 ise x artı y kaçtır? Arkadaşlar çarpmalar ve katlar videosunda size şöyle bir şey demiştim. Önce ifade yazıyorduk bakın x eksi 1 bölü y artı 3 eşittir. 15 bölü 24'ü yazdım. Ben diyordum ki şuradaki sayı şuradaki rasyonel sayı eğer en sade hal değilse en sade hale getiriyoruz. Peki en sade hale getirmek için ne yapacağım? Bakın her tarafı 3'e bölersem ne olur? 5 bölü 8 oluyor. Bakın 5 bölü 8 en sade hale geldi. O zaman en sade hale getirirken sonra yapıyorduk. Biz ki pay paya eşittir. Payda payda eşittir. Yani x eksi 1 5'e eşittir arkadaşlar. x eksi 1 5'e eşittir. y artı 3 de 8'e eşittir arkadaşlar. Buradan x 6 çıkar. y de 5 çıkar arkadaşlar. Bakın x 6'dır y 5'tir. Tekrar söylüyorum. Önce rasyonel sayı ifadesini eğer rasyonel sayı ifadesi en sade halde en sade hale getiriyorsunuz. Yani sadeleştiriyorsunuz. Daha sonra pay paya eşittir, payda payda eşittir diyoruz. X6, Y15, X'in toplamı arkadaşlar bizden istiyor. 11 şeklinde diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz. Aralanda asalla ilgili bir soru yine. Diyor ki yukarıdaki balon çiftlerden hangileri aralarında asaldı? Aralarında asal arkadaşı şu demekti. Ebobları 1'di arkadaşlar e bu bir yani en küçük en büyük ortak bölen bir olacak bir dışında eğer varsa buna aradasa değildir ve başka bir daha vardı iki tane çift sayı aralarında asal olamaz iki tane çift sayı aralarında asal olamaz arkadaşlar siz bu iki notu bildikten sonra soru çok daha kolay şekilde çözülür e 1 bir olacak ve iki tane çift sayı aralarında asal olamaz bakın 36 ve 48 çifttir bu olamaz 78 48 çifttir bu da olamaz 78 ve 96 çifttir. Bu da olamaz. 25-91 aranda asaldır. Niye? Şöyle 25'in sadece 5 çarpanı var. 91'in 13 ve 7'dir. Ve 91 diye yazdığımızda bakın burada bir var. Burada da bir var. Ortak çarpan 1 olduğu için aranda asaldır. Ve ikili çift sayı değildir arkadaşlar. Bu şekilde pratik bilgiler soruyu daha hızlı bir şekilde çözmemize yardımcı olur arkadaşlar. Lütfen bu pratik bilgileri her zaman kullanın. Evet arkadaşlar, bir başka sorumuz diyor ki, 3 yıldızlı bir sorumuz var. A, B, C birbirinden farklı asal sayılardır. Birbirinden farklı asal sayı. A diyor ki, işte e, A üzeri 3 çarpı B üzeri 1 ve C kare şeklinde yazılabilen en küçük A doğal sayısı. En küçük A doğal sayısı. Arkadaşlar, benden madem ki en küçük doğal sayı istiyor, o zaman ve A, B, C e, asal sayıdır. O zaman ben kullanabileceğim asal sayı hangileri arkadaşlar? Ü, 2, 3 ve 5'i kullanayım. Niye? Bu ifadenin en küçük olması için benim burada seçeceğim asas sayıları da en küçük olmak zorunda. Çünkü benden en küçük doğal sayısını istiyor. O zaman şöyle şimdi arkadaşlar a eşittir. Bakın siz buradaki ifadede şurada 2 3 5'tir ya. Buradaki büyük sayıyı küçük büyük derece yazarsanız sayı büyür. Yani siz şuraya 5 yazarsanız büyür. 2 yazarsanız küçülür. Demek ki derecesi büyük olanı küçük bir sayı yazacağım. Yani 2 üzeri 3 bakın büyük dereceye küçük sayı. O zaman 5 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2. Bakın 8 çarpı 5 çarpı 9. 40, 360. Peki neden böyle yaptım? Şöyle eğer siz A yerine 5 yazarsanız bakın 5 yazarsanız C yerine 3 yazarsanız 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 yazarsanız bakın 125 çarpı 2 çarpı 9 bakın sayı gittikçe büyüyor. O zaman böyle ifadelerde en küçük sayı istiyorsa Derecesi büyük olana küçük sayı vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yeni nesil sorumuz. Diyor ki 720 sayısı 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z ifadesi için. Aşağıdaki da hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada bize bir tane sayı vermiş. Demiş ki 750 şu şekildedir. Demek ki ben ne yapacağım? 720'yi önce asal çarpına ayıracağım. Bakın 2'ye böldüm. 360. Tekrar 2'ye böldüm. 180. 2'ye böldüm. 90. 2'ye böldüm. 45. Bakın artık 2'ye bölmüyor. O zaman 3'e böldüm. 15. Tekrar 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 1 bulunca kadar devam ediyorduk. Demek ki nedir? Bakın 2 üzeri 1, 2, 3, 4 çarpı 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. Ha, demek ki nedir? X 4'tür. Y 2'dir. Z de 1'dir. Biz bunları bulduktan sonra şimdi soruya gelelim. Hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar x y artı z toplamı asaldır. y artı z. Bakın y artı z kaçtır? 3'tür. Asal mı? Evet. Bakın bu doğru. Çünkü y artı z asaldır. 2 bir daha 3'tür asaldır. x çarpı y asaldır. x çarpı y. 4 kere 2 8 asal değildir. Gitti. x tektir. Hayır. x çifttir. Gitti. x artı y artı z toplamı çifttir diyor. 4 2 daha 6 bir daha 7. Hayır tektir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde önce yapmanız gereken soruyu asal çarpanlarına ayırmak. Evet arkadaşlar bir üssüs sorusu var. Üstüs ile ilgili diyor ki içlerinde eşit büyüklükte topların bulunduğu 4 kutunun üzerinde sırasıyla 3 üzeri x kilogram. 3 üzeri x artı 1 kilogram. 3 üzeri x eksi 1 kilogram ve 9 üzeri x kilogram yazmaktadır. Birinci kutuda 9 bilye olduğuna göre kutularda bilye ya da top diyelim arkadaşlar kaç tane bilye var? Şimdi arkadaşlar ya kaç tane top var? Diyor ki birinci kutu yani 3 üzeri x'te 9 tane var arkadaşlar. Bakın 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri 2'den demek ki x eşittir 2'dir arkadaşlar. x 2'dir. Demek ki burada 9 tane var arkadaşlar. Bakın buraya 2 yazdım. 3 üzeri 2 bir daha 3. 3 üzeri 3'ten burası 27 tane olur arkadaşlar. 2 yazdım. 2'den 1 çıkardım. 1 demek ki buradan 3 tane var. 3 üzeri 2 yani 9 9, 9 üzeri 2 yani 9'un karesi 81. Şimdi benden toplam bile istiyor bakın arkadaşlar toplam bilgi sayısını. 9 var, 27 var, 3 var, 81 var. Şuradan 36 arkadaşlar, buradan 84 İkisini topluyorum. 84 artı 36 bana toplam bilgi sayısını yani da top sayısını verecek. Bak 4 6 daha 10 oldu elde var 1. 12 demek ki toplam bu kutuların içinde 120 tane bile var diyoruz arkadaşlar mantık basit. Şurada 3 üzeri x'i 9'a eşitledim arkadaşlar. buradan x 2 çıktı. Bu şekilde yerine yazdığımızda çıkar arkadaşlar diyoruz. Evet arkadaşlar, yine güzel bir soruyla karşınızdayım. Diyor ki: Federasyon tarafından bu sene ligde 21 takıma toplam ayırdığı bütçe 441 çarpı üzeri 6 TL'dir. Her takıma eşit miktarda dağıtım yapılacağına göre Fenerbahçe futbol takımına kadar bütçe alır. Arkadaşlar burada Fenerbahçe dediği şudur. Yani bir takım ne kadar alır? Bakın toplam 21 tane takım var. 21 takım var ve toplam bütçe 441 çarpı üzeri 6 TL'dir. Burada Fenerbahçe Beşiktaş dediği şudur. Bir takım ne kadar alır demek istiyor arkadaşlar. Toplam bütçe 441 çarpı 10 üzeri 6. Bir takım istediği için ve 21 tane takım var arkadaşlar. O zaman ben 21'e bölsem bir takım ne kadar alacağımı bulurum. Bakın arkadaşlar 441 21 çarpı 20'dir arkadaşlar. 10 üzeri 6 bölü 21'den. Bakın 21 gitti bir tanesi. Demek ki bir takım 21 çarpı 10 üzeri 6 TL bütçe alır. Bir takım dediği Fenerbahçe olabilir, Gazze olabilir, Beşiktaş olabilir arkadaşlar. Yani bu sorudaki amaç bir takımın ne kadar alabileceği yani 21 çarpı 10 üzeri 6 diyoruz arkadaşlar. Ve güzel bir soru. Bilimsel gösterim arkadaşlar. Bilimsel gösterim neydi? Hemen şurada bir not yazalım. Bilimsel gösterim diyordu ki işte şöyle bir x sayısı var. Bu x sayısı birden büyük eşit ya da ondan küçük olacak. Yani bir on arasında olacak ama bir olabilir. Ve şu şekilde mutlak da olabilir. Yani uzunluk olduğu için arkadaşlar. Şimdi bakın. Diyor ki dünya yani şuradaki sayıyı biz ne yapacağız? 1 ile 10 arasında getiririz. 1 ile 10 arasında getirebiliyorsak bu bilimseldir. Dünya ile Mars arası uzaklık vermiş. Kaçmış? Şöyle 378. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çarpı 10 üzeri 6 kilometreymiş arkadaşlar. Diyor ki bilimsel gösterme yazınız ama burada dikkat edin. Metre cismen. Lütfen buna dikkat edin. Demek ki o zaman 1 kilometre eşittir 1000 metre. Bakın 1000 metre. O zaman ben şunu yani 378 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 1000 10 üzeri 3 de çarparsam 378 çarpı 10 üzeri 9 bakın metre oldu. Şimdi şu ifadeyi bizden ne istiyor? Bilimsel gösterimini. Biz 1 ile çarptık. Niye? Çünkü 1 kilometre 1 metredir. Şimdi bakın arkadaşlar. Bilimsel gösterim demek bu sayıyı 1 ile 10 getirmek demek. Şimdi ben şuradaki ifadeyi küçültmeye çalışacağım. Çünkü 378 lira. Dikkat edin. Bunu büyütürsem şuradaki dereceyi büyütmem lazım. O zaman bir basamak küçülttüm. 37 oldu. Olmaz. Bir basamak daha küçülttüm. Yani 3,78 çarpı. 2 basamak küçüldüğüm için şuradaki dereceyi de 2 basamak artmam lazım. Yani 10 üzeri 11 diyoruz arkadaşlar. Bu da metre cisimde. Bilimsel gösterim soruları bu şekilde çözülür arkadaşlar. Bir tane güzel bir sorumuz var. Soru diyor ki bu sayının onun farklı tam sayı kuvveti şeklinde gösterelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Biz dedik ki bakın burası tam kısım burası ondalık kısım. Biz buraya virgülün sağından itibaren eksi 1, eksi 2, eksi 3 diyorduk. Virgülün sonundan itibaren 0, 1 diyorduk. Önce sayı yazıyorduk. 3 çarpı. Burada kaç var? 1. O zaman 10 üzeri 1 diyorduk. Artı. Sayı yazıyoruz. Sonra 10 diyorduk. Kaç? 0. Artı. 5 yazıyorduk. 10 üzeri eksi 1. Çünkü burada eksi 1 var. Artı. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyoruz arkadaşlar. Çözülemiş hali burası. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu şu şekle nasıl dönüştürebiliriz? Önce virgü çiziyorduk. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane yapıyorduk. Daha sonra buraya eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. 0, 1, 2, 3 yazıyorduk. Sayı yazmaya çalıştığımızda ise bakın 10 üzeri 1'in kaç sayısı kaçtır? 3'tür. O zaman 1'in yanına 3 gelecek. 10 üzeri 0 yani 0 olduğu yere kaç gelecek? 4. 10 üzeri eksi 1 yani eksi 1'in yanına kaç gelecek? Buradaki kaç sayı? 5. 10 üzeri eksi 2 olduğu yere, olduğu yere kaç gelecek? 6. 10 üzeri eksi 3 olduğu yere 7 gelecek. Bakın 34 tam binde 567 olduğu arkadaşlar. Bu şekilde çözülürdü. Bir karakök sorusu var arkadaşlar. Bakalım soru diyor ki A ve B birer tam kare doğal sayı. Bakın burası çok önemli. Tam kare doğal sayı diyor. A sayısı burada, B sayısı burada. A ve B sayılarının sayı doğrusundaki yerlerine göre A artı B en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar. En fazla dediği için o zaman ben A ve B'yi öyle iki tam kare sayı seçeyim ki A sayısı kök 34'e yakın bir tam kare. B sayısı da kök 137'ye yakın bir sayı olsun. Bakın kök 34'ten önce kök 33 var, 32 var, 31 var, kök 30 var, kök 30, 20, kök 29 var. Ama tam kare dediği için ben A sayısını kök 25 seçebilirim arkadaşlar. Yani 5. Bu A sayısı arkadaşlar. B'yi nasıl seçeceğim arkadaşlar? B sayısı da aynı şekilde kök 137'ye e en yakın bir tam kare. Bakın kök 100 seçersem çıkar. Kök 120 seçersem olur. Kök 136 da olur. Ama kök 136 tam kare değildir. O zaman B sayısına en yakın, kök 137 e en yakın 121 sayısı var. Bu da eşittir. 11 diye çıkar. Demek ki A 5'tir arkadaşlar. B de 11'dir. İkisinin toplamı en fazla 16 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle son bir sorumuz var. Bu soruya bakalım. Bu soru çok güzel bir soru arkadaşlar. Sorumuz şöyle diyor ki. Yukarıda bir bilgi vermiş. Bu soruyu bu bilgiye göre çözeceğiz. ABC gerçek sayıdır. B sıfırdan büyük eşit. A kök B. Yani siz A'yı kök içine aldığınızda A kare B olacak. A kök B artı C kök B eşittir. Yani toplarsanız kare köklerin içi aynı olduğu için kat topluyorum. Ortak köke yazıyorum arkadaşlar diyor. Evet bilgiyi okuduk. Şimdi soruya gelelim. Soru diyor ki A kabında kök 18, B kabında kök 72 gram sıvı madde var. Diyor ki şimdi siz bu iki kabı bir laboratuvarda deney yapan Özgür Hoca A kabı ile B kabındaki sıvıyı karıştırıp toplama kabında bulunan 3 tane özdeş boş kaplarda paylaştıracak. Yani şu ikisini toplayıp karıştırıp şundakilere dolduracak. Buna göre son durumda her kapta kaç gram sıvı bulunur? Şimdi arkadaşlar şöyle bir kağıdımı aldım. A kabında bakın A kabında kök 18 var. Kök 18. Biz diyorduk ki bunu kök üstüne çıkarmamız için bir tane çarpan tam kare olsun. Diğeri de normal bir sayı. Kaç oldu? 3 kök 2. Bu A kabı. Peki B kabı nasıldır arkadaşlar? B kabı 72 gram. 72 de 36 çarpı 2 seçiyorum arkadaşlar. 36'yı seçmem şu. 36 bir tam kare edeyim. 6 kök 2. Bakın A kabında 3 kök 2, B kabında 6 kök 2. Peki toplam bunu karıştırdım. Kaç oldu? 3 kök 2 artı 6 kök 2 toplarsam kökleri hiç aynı olduğu için katsayıları sayıda 3, 6 daha 9. 9 kök 2. Şu an benim elimde 9 kök 2 gram sıvı var. Ben ne yapacağım? 9 kök 2 gramı şurada görmüş olduğunuz 3 tane kabı eşit miktarda dağıtacağım. E, 9 kök 2 3 tane eşit miktarda dağıtmam için 3'e böleceğim. Şöyle 3'e böldüm. Burası 3. Demek ki her bir kapta ne kadar olacak arkadaşlar? Her bir kapta 3 kök 2 gram sıvı bulunacak arkadaşlar diyoruz.